2022 Pazartesi günü yılın ilk haftasındayız arkadaşlar. Evet, herkese iyi haftalar diliyoruz. Bursa'da bugün başlangıç günü. Bursa at yarışları 8 kuşlu bir programla başlıyor. Hemen görüşlerimize geçelim. İkinci kuşuyla beraber Yedili Plas'e başlayacak. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi burada 6 tane at var. 2 numara Çayır Ağası Mertcan Çelik'le ve 3 numara VRV Tugay Alıcı'yla bu mücadelesini izleyeceğiz gibi duruyor. Ancak burada Maiden'dan da 3 koşu görüp Maiden'dan çıkıp 38 puana ulaşmış, handikap puana ulaşmış bir Forever Justin var, çok formda. Burada Nevzat Avcı gibi bir usta jokey 53 kilo ile bomboş biniyor. Gerçi 1200 metre öyle uzun metraj yorgunluğu gelecek durumları yok. Ama bu Justin of Homer, bakın saf Amerikan, bu atın geleceği çok parlak gözüküyor vaziyet o. O yüzden burada 2 ve 3 derken bir bakmışsınız 6 numaralı Forever Justin kafasını uzatıp kazanmış. Hiç şaşırmamak lazım. 2 ve 3'ün burada mücadelesinden 6 numaralı Forever Justin da var diyenler 3 atla burayı geçebilirler veya bahislerini o yönde oynayabilirler. 3. kuşuyla beraber Bursa'da altılı Ganyan'da start oluyor. Maiden bir kuşuyla başlıyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre. Burada 9 tane safkan var. Tüm koşular zaten kumda. Burayı 4 atla geçmeye çalışacağız. 3 numaralı Lucky Fast Tugay alıcıyla arkadaşlar. İlk atımız. İyi bir performans bekliyoruz arkadaşlar bu safkandan bugün. Evet, Lucky Fast burada iyi bir koşu çıkartacak. Beklentimiz o yönde. 9 numaralı İncirli İncisi Yunus Emre Yüksel'le ikinci atımız. 1 numaralı Win My Son Oğuz Eren'le 3. atımız ve son olarak da 5 numaralı Sadi Şah diyoruz Alican İnci ile burada arkadaşlar. Tabii şimdi 3, 9, 1, 5 bizim görüşümüz ama bu ayakta varsa sizin tuttuğunuz atlar. Arkadaşlar sizler de o atları ilave etmenizde yarar var ama biz burada 3 numaralı Lucky Fast'ten Tugay Alıcı'yla bugün iyi bir koşu bekliyoruz. Bunun altını çiziyoruz arkadaşlar. Yani 3, 9, 1, 5 diyoruz ama dediğim gibi varsa, çünkü zor bu birinci ayaklar. Altılıların hep birinci ayakları malum. Yani %80, %90 hep sürprize yönelik bitiyor. Bakalım bu sefer nasıl bir şey bizi bekliyor. Evet, dördüncü koşudayız. Bursa'da handikap 14 bir mücadele. Bu 4 yaşlı Araplar 1300 metre kum piste çıkacaklar. Evet, şimdi burası yani zaten birinci, ikinci ayak ve son ayak gerçekten çok zor. Diğer ayaklar biraz daha kendini belli ediyor, belirginleştiriyor. Ama burada tam 5 hatta geçeceğiz. 7 numaralı oğlum Yaman Alican İnci ile bu apprenti arkadaşımız güzel performans gösterirse güzel bir yarış izleyebiliriz, bundan kazanışını izleyebiliriz. Yani 6 numaralı Uzay Destanı Mahmut Turan'la. Arkadaşlar artık bu atın kazanma zamanı geldi. Üzerine tecrübeli jokey var Mahmut Turan. Bana göre çok kaliteli bir jokey. Zaten bu Uzay Destanı Bursa ve Kocaeli'den ayrılmamış. Yani o çemberden böyle dışarı çıkmamış. Böyle ne bir İzmir, ne bir Ankara, ne bir İstanbul, hiçbir şey yapmamış. Bursa ve Kocaeli çemberinden kendine böyle bir bölge çizmiş. Oradan dışarı çıkmamış ve artık burada bu konsantrasyonunu, yani bu iki ipodroma ait olan konsantrasyonunu bugün birinciliğe taşıyabilir. Çok dikkat. Ve 9 numaralı Kırım Rüzgarı Nevzat Avcı da çok formda bugünlerde. 4 numaralı Kılıç Faro Cemal Passo ve 11 numaralı kızım Melisa Mertcan Çelik'le kazanmış olmasına rağmen ki arkadaşlar tekrar gelme ihtimali var. 7, 6, 9, 4, 11. Tam 5 tane atlı burayı geçmiş olacağız. 5. koşu. Şartlı 3, 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Evet, yani burada şimdi yine 5 at var. Yani birinci, ikinci, üçüncü ayaklar.
malumunuz. Ama burada şöyle yapıyoruz. Yani 3 numaralı taçsız kral Okan Gökçe ile bu Kaysbert temsilcisi taçsız kral 3 numara. İlk atımız 7 numaralı Toros Dağı. Burada o apranti yönetim Kürşad Yılmaz artık o da yani kazanacağı gün olmalı yani. Bu da Kaysbert temsilcisi. İlk aşamada Kaysbert yavrularına burada şans tanıyoruz. Yani artık bu Toros Dağı falan şimdi birçok insan diyecek ki bu getiremeyeceği için alt yazalım. Belki de getirecek arkadaşlar. 5 numaralı Biçeroğlu Bekir Mert Mırık'la. 1 numaralı Sonoğul Gökhan Galip Kılıç'la pardon. Ve 4 numaralı Şintay diyoruz Nevzat Avcı'yla. Arkadaşlar bu Şintay inatçı karakteriyle kalitesini göstermiş bir safkan. Bu grup da uygun bakın onu söyleyeyim size. Hani burada Toros Dağı ve 7 numara ve 3 numara eğer hata yaparsa bana göre 4 numaralı Şintay burada hemen devreye girebilir. Yani o nispette o güçte bir safkan bu. 3, 7, 5, 1, 4 diyoruz. Burayı bu şekilde 5 atla hani geçmek zorundayız. Evet şimdi 6. kuşudayız. Şartlı 3 dişiler, 4 yukarı İngilizler. 1900 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada şöyle söyleyelim. Şimdi 2 numaralı Filberta, Mahsun Demirbaş'la buraya kazanmaya gelmiş. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ama yine çok iyi dereceleri olan yani Filberta burada bankomuz bizim. Ancak şöyle söyleyeyim. Bir tane daha bankomuz da biliyorsunuz. Genelde iki tane banko vermeye çalışıyoruz. Ancak burada Anita Black günün sürprizini yapabilir arkadaşlar. Hani burada şimdi Filberta'yı tek atmak istemiyorsanız ki yani gelme ihtimali çok yüksek. Hani Pixie'ler falan, Mamacita Bonita falan zorlanır da. Ama Anita Black burada arkadaşlar bugün gelebilir. Dikkat diyorum ben. Ancak 2 numaralı Filberta burada bizim ilk bankomuz. En büyük rakibi de 3 numaralı Anita Black. Yani oynarsanız ikili falan ona göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi 7. kuşudayız. Maiden 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre. Kum piste çıkacaklar. 9 tane at var. Arkadaşlar burada da 2 numaralı İzmit Aslanı Görkem Özçelik'le çok net bir banko. Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz biz. Bu Kanaka temsilcisi burada İzmit Aslanı zaten. O da bu bölgelerde burada sadece Bursa'da koşmuş anladığım kadarıyla. Yani de yapmış olduğu derece de biraz farklı. Bu grubu geçeceğini düşünüyoruz. Üzerinde de çok formda bir jokey var Görkem Özçelik. Apprenti ama ben arkadaşlar kesinlikle jokey olarak görüyorum bu arkadaşı. 2 numaralı İzmit Aslanı. Görkem Özçelik'le bizim ikinci bankomuz. 8. koşuya geçtiğimiz zaman handikap 14, 4 ve yukarı İngilizler 1300 metre kum piste çıkacaklar. Buraya 7 tane at yazacağız arkadaşlar. Yani artık kimse alınmasın çünkü son ayaklar bazen ciddi sürprizler oluyor. O da bugün de bu onlardan biri olabilir. İlk atımız 11 numaralı Dragon Heart. Nevzat Avcı ile Invisible Sun yavrusu. 12 numaralı Koca Yiğit Mahmut Turan'la. 10 numaralı Baba Miki Halil Altın. 9 numaralı oğlum Özgür Ekürilerden. Tabii ki 7 ve 13'te burada hani devreye girmeye çalışacaktır. Ama 9'u biz baz aldık. 6 numaralı Agassi burada Onur Yıldız'la. 5 numaralı Lining Enerji Mertcan Çelik'le ve 2 numaralı Greyhound Mertcan Akın'la arkadaşlar burada devreye girebilir. Varsa atınız tabii sizin de yazın. Burası sıkıntılı bir ayak bu ama bizim yazmış olduğumuz atları mutlaka değerlendirmeye çalışın. 11, 12, 10, 9, 6, 5 ve 2 olarak tam 7 tane burada safkanla burayı geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. Bursa ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. İyi bir hafta diliyoruz arkadaşlar. Şanlıurfa ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Şanlıurfa çok cazip gerçekten. Burası da cazip. Burası da fena değil. Bakalım rast gelsin diyelim. Tüm üyelerimize, tüm dostlarımıza iyi seneler diliyoruz. Tekrardan iyi haftalar diliyoruz ve bol şans diliyoruz arkadaşlar. Şans bizim yanımızda olsun diyelim. Lütfen üye olmayı ve beğen yapmayı unutmayalım. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.